İmamoğlu'nun TV'sine Fatih Portakal mı, Buket Aydın mı gidecek? Kırmızı çizgisini yok mu edecek? İzleyemedim ya sabır. Kanalın sahibi görünen Ekrem İmamoğlu'nun yakın dostu Hüseyin Köksal ve eşi Ayşegül Afacan Köksal harıl harıl transfer çalışması yapıyor. Fatih Portakal mı, Buket Aydın mı? Danışman olan Nuri Çolakoğlu da kolları sıvadı. Haberi ilk Uçan Kuş TV duyurmuştu. Fatih Portakal Fox'taki görevinden aniden istifa etmişti. Tabela bu akşam ben giderken. Sonrasındaki gelişmeleri de anında yine Uçan Kuş TV patlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu televizyon kanalı kuruyordu ve Fatih Portakal da kısa bir dinlenmenin ardından orada göreve başlayacaktı. Türkiye'de farklı renklerin olduğunu göstermeye her zaman devam edeceğiz. Sürpriz gelişmeler birbirini kovaladı. Görevi nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun kanalın sahibi olamayacağı ve aile dostu Trabzonlu hemşehrisi Hüseyin Köksal'ın kağıt üzerinde patron olacağı ortaya çıktı. Ve yeni sürpriz gelişme. Kanalın sahibi olacak olan Hüseyin Köksal, eşi Ayşegül Afacan Köksal'ın da harıl harıl alternatif ve yeni isim arayışlarına girdiği ve kafalarında bir süredir çalışmayan Buket Aydın'ın olduğu ortaya çıktı. Bize bir dakika bir izin verin şimdi. Son olarak Kanal D'den ayrılan Buket Aydın'la temasa geçen ve kanalın danışmanlığını yapan Nuri Çolakoğlu'nun da transfer çalışmalarına dahil olduğu biliniyor. Buket Aydın demişken bir süredir sürekli görüşme halindeyim açıklamaları yapıyordu. Eylül'de de dönüş yapacağım. Buket Aydın'ın kendisine gelen bazı teklifleri sürekli askıya aldığı ve kendisini İmamoğlu'nun televizyonu için hazırladığı da gelen iddialar arasında. İlk kez canlı masada konuştuğumuz bu haberin detaylarına değineceğiz şimdi. Birçok ismin iddiası geçiyor. Buket Aydın var. Fatih Portakal var. Başka isimler var mı izletme? Bak bir kere şunu söyleyeyim. Fatih Portakal mı, Buket Aydın mı yanlış bir soru. Fatih Portakal'ın ben konuşulanları anlatıyorum. Şunun da altını çizmem lazım. Bana soruyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu ne kadar çok destekliyorsun? Sürekli onun reklamını yapıyorsun. Öteki taraftan da işte var olan bir projeyi bozmaya mı çalışıyorsun? Arkadaşlar ben yorum yapmıyorum. Duyumlarımı anlatıyorum. Ama fikrimi sorarsanız medyada çok seslilik çok güzel bir şey. Bir sürü açılsın, bize de bir sürü iş alanı çıksın. Öyle değil mi? Televizyonlar açılsın, çok seslilik olsun. Ama iş duyumlarıma gelince bir, Fatih Portakal haberciliği oynamıyor. Gelecek planlarıyla ilgili bilgim var, duyumum var en azından. Evet. Onu söyleyeceksin. Hemen söyleyeyim. Tamam. İzmir milletvekili olması söz konusu. İzmir'den milletvekili olarak düşünüyorlar. Bunların hepsi konuşulanlar. Evet. Hangi partiden? Artık bunu ben yorumlamayayım. Bu çok belli. CHP'den olacaktır. Yani İmamoğlu ile beraber olduğu konuşuluyorsa İzmir milletvekili olması olası. Geçen günde bunun nedenlerini anlattım. Tuncay Özkan da televizyonculuktan gelme, Kanal D'de yayın yönetmenliği yaptı. Sonra Show TV'ye geçti, akşam grubuna geçti. Orada da yayın yönetmenliği yaptı. Gerçekten sevmeyeni kadar seveni de çok Fatih Portakal. Bir de şu var tabii, habercilikte emeklilik diye mazeret olarak gösterilen bir yaş için 50 yaş çok genç. Çünkü habercilikte yaş aldıkça daha tecrübeleniyorsun, daha deneyimleniyorsun. Bunlardan örnek Uğur abi, Uğur Dündar kaç yaşında değil mi? Gencecik. Hayır yani hala dinamik yani... ve o deneyimi, tecrüben, yani bazı işler yaş aldıkça daha avantajlı hale gelir. O yüzden o mazereti herkes için sürpriz oldu. Ben şeyi merak ediyorum İzzet. Senin ben know-how'ını, ilişkilerini biliyorum ve büyük saygı duyuyorum. Bu çok değerli ve önemli bir haber. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı'nın bir televizyon açma çabası olması bile çok kıymetli. Bu nereden geldi? Bunu... Şimdi bunun için farklı varsayımlar var. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerinde birden fazla aday çıkaracağı.
birden fazla aday çıkararak seçimlerin ikinci tura kalması durumunu yaratacağı konuşuluyor. Stratejik bir şey. Yani bunları çok bilme olanağım yok ama konuşulanları söylüyorum. Ha, televizyon olayı çok değerli çünkü kolay da bir şey de değil. Televizyon değil bu Hakan. Ne bu? Bu bir medya grubu olarak konuşuluyor. Öyle mi? Radyosu da var. Tamam. Muhtemelen gazetesi de olacak deniyor. Gazete, radyo, televizyon yok mu? Televizyon var. Televizyon da var. Tabii. Yani herkes bunu televizyon olarak görüyor. Ama kesinleşmiş bir radyo kanalı var. Bununla birlikte bir gazetede çıkarılacağı konuşuluyor. Yoksa sıfırdan yapmak. Şimdi konuşulan bunların hepsi varsayım değil. Dedikodu diyelim. Dedikodu diyelim. Bu işin çok yakınında olan dostlarım tarafından. Aman benim adımı verme. Tamam. Dün Katarlı bir grupla evrilmeye planlıyor kendisini. Aynen öyle. Medya ve kurumsal iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı olabilir partide. Fatih Portakal. O misyonunu bile belirlemiş durumdalar. Ya bu şimdi dedikodusu. Yakın çevrenin konuştukları. İzzet Bey orayı bir daha alabilir miyiz? Fatih Portakal'ın partide medya ve iletişimden sorumlu genel müdür yardımcısı olacağını. Genel müdür değil. Sorumlu genel başkan yardımcısı olabileceği konuşuluyor. İzmir milletvekili olacağı konuşuluyor. Bunların hepsi konuşuluyor. Benim anlattıklarımın hiçbirini ben o ortamda bulunup da duyup size getirmiyorum. Ama ilk günde getirdiklerimin daha sonra doğru olduğunu gördük. Şimdi hatta bilmeyenler için ben şunu söyleyeyim. İzzet Çapa, yani bir insanın kendini anlatması etik olmuyor. Estağfurullah. Ama bilen birinin de bildiği birisini anlatması daha doğru. Şimdi seni ben yıllardır tanırım. Sen kerhen konuşmuş olmak için konuşup veya bu kadar ciddi haberler boyutunda böyle iddialarda bulunacak bir adam değilsin. İnanılmaz çevresi olan, müthiş yaşanmışlığı olan bir arkadaşımızsın, dostumuzsun. Dolayısıyla senin duyduğum dediğin şeyler, nezaketen de isim vermekten imtina ediyorsun. O senin prensibin ki doğrudur. Kaynağını ille de açıklamak durumunda değilsin. Ama ben yani çok büyük olasılık olarak görüyorum bu söylediklerini. O yüzden çok değerli bir haber bu. Habercilik adına çok mühim. Yani yepyeni bir televizyon kanalının kimler tarafından desteklenerek neden ve ayrıntılarıyla ne şekilde oluşacağını söylüyorsun. Buket Aydın'a teklif gitmiş mi? Buket Aydın'a teklif gitmiş haber dairesi başkanı olarak. Ha. Haber dairesi başkanı olarak haber gitmiş. Bakın bu söylediklerim yakın çevreden teyitlidir. Ama yarın çıkabilir Ekrem Başkan benimle alakası yoktu der. Ben asla bu işin bozulması taraftarı değilim. Bu işin yapılanmasının medyada çok sesliliğe olanak tanıyacağına inanıyorum. Sonra Fatih Portakal geçen gün konuştuk, sen izleyememişsindir. Ben 50 yaşında emekli olacağım diyor. Peki Ekrem İmamoğlu'na dönüp bakalım. O da 2023 seçimlerinde başkan adaylığının adayı. Doğru mu? Tabii. Yani aynı yıllarda aynı üniversitede aynı ev arkadaşlığını paylaşmışlar. Bu kadar yakın iki arkadaşın biri bu kadar çabuk pes edebilir mi? Yok, bir de şu, hani insanların her türlü aldığı karara ben saygı duyarım ama mazeretleri inandırıcılık diye bir şey var. Fatih Portakal'ın yapmış olduğu mesleği gereği o mazereti tutmadı gibi oldu. Hani ben belli bir dönem istirahat etmek istiyorum, dinlenmek istiyorum. Kim ne diyebilir? Ben nereden bileyim kimin haleti? Ama emekli, o dediğin gibi yani o meslekle örtüşebilen bir şey. Bırakma hakkı yok bu bayrağı şimdi. Yok, onu Fatih da bilmiyoruz da yani. Da şöyle düşünün. Bir sürü insana bayrak oldu. Şimdi sen bıraktım gittim dersen mutlaka bunu bir şekilde sorgular seni seven insanlar. O zaman bunun arkasında dönüp birisi çıkar komplo teorisi der, birisi çıkar der ki yok kardeşim İzzet haklı der. Fatih Portakal başka bir kanalda bu pozisyonda iş yapmaz. Yok, zaten şimdi senin söylediklerin bu kısa vadede ortaya çıkması da lazım ki. Hani bu planlar çünkü sonra evrilecek. Ben ilginç geldi. Yani bu kanal hadisesi bakalım ne zaman duyacağız resmi olarak? Tabii. Tahminin? CEO'su Nuri Çolakoğlu, tanırsın Nuri. Tanımaz mıyım ben yani, abi? Yani Show TV'de kurdu. Tabii. NTV'de kurdu. Bugün
Erol Köse bir yorum yaptı. Cem Aydın'ın gelebileceğini söyledi. Ki çok başarılı bir adamdır Cem. Ama benim bildiğim yıllar önce NTV'ye Fatih Portakal'ı işe almak için Ömer Özgüner, tanır mısın eski genel yayın yönetmeni? Ben biliyorum. Ömer öneri getirdiğinde Cem Aydın'ın soğuk baktığı anlatılır. Fatih Portakal'a. Ha, eyvallah. Onun için oradan Cem Aydın ismi zaman çok fazla bana inandırıcı gelmedi. Keşke olsa bu işi çok iyi bilen adamlardan. Şeyi merak ettim. Buket Aydın'ı ben ekrana yakıştırırım yani. Evet. O ne demiş? Duyumu. Onu bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Ama teklif gitmiş. Ama nasıl baktığını eski bilmiyorum. Tweetlerine bakalım. Eylül'de geri döneceğim dedi. Evet, iddialı bir şekilde döneceğim dedi. Evet. Bu arada Habertürk'e gidecekmiş gibi konuşuldu. Orada Fatih Altaylı'nın bir tweette cevabı vardı. Soramadım Fatih Bey'i arayıp. Ama oradaki kapışmadan sonra artık Buket Aydın için bence zaten Habertürk olayı bitti. Öyle mi? Tabii. Fatih Altaylı gibi orayı kuran bir adamla onun aynı yerde bu tartışmadan sonra olması imkansız. Yani Buket gelirse bence Fatih Bey gider. Bu da benim iddiam. Eyvallah, eyvallah. Yani sen diyorsun ki olması durumunda da böyle bir tasarruf olur. Evet, ama burada Haber Dairesi Başkanlığı'na teklif gittiğini kesinlikle biliyorum. Eyvallah. Yakında görürüz. Bunlar benim tahminim dediğin gibi 3 ay. Ocağa kadar bunlar belli olur. Soner Yalçın'ın adı geçiyor. Soner Yalçın'ı aradım. Ondan sonra konuşmama hakkımı kullanıyorum dedi. Yani yalanlamadı Soner. O bence çok ciddi bir cevap. Yani. Olmayan bir şey %100 hayır dersin. Ya saçmalama İzzet derdi. Aman abi der, ne alaka. Evet. Ama konuşmama hakkımı kullanıyorum demek bir kere senin bütün bu duyumlarının tamamını tasdikliyor gibi bir durum olmuş. Artık o yorumu yapmayayım. İzleyicinin yorumu olsun. Tabii. Bu arada bir önerim daha var. Evet, Nuri Çolakoğlu çok başarılı bir adamdır. Televizyonculuk deneyiminde. Sayın Ekrem Başkan, işin ticari boyutlarına da bakın. Ben size bir öneride bulunacağım. İstanbul Kültür Başkenti zamanında festivallerde Nuri abi Darbuka Festivali de yapmıştır. Ekmek Festivali de Balık Ekmek Festivali de yapmıştır. Şimdi bunu niye söylüyorum? Olaylara bakış açısında sizden önceki belediye ile de bu kadar yakın olması sizi rahatsız eder mi? Dikkatinizi çekmiş midir? Bilemem. Mevzular böyle hani aşağı doğru inip dallanıp budaklandıkça tabii farklı polemikler yaratacak ilişkiler de çıkıyor oluyor. Aynen öyle. Ama bu köprünün altından daha çok su geçer gibi gözüküyor. Yani konuşulan isimler, bunların hiçbirini teyidini alamadım. Şirin Payız'ın, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Hulki Cevizoğlu, Nebil Özgentürk. Bu kadar ayrıntıya kadar konuşulmuş. Konuşuluyor ama bunların içinde bir tanesi çıkar yalanlarsa bu isimlerin sadece dedikodu kısmında. Diğerlerin hepsi birinci ağızdan duyuyor. Soner Yalçın'ı arıyorsun. Aradım. Soner Yalçın diyor ki ben... Yani konuşmama hakkımı kullanıyorum. İzzet'cim öpüyorum seni dedi. Aynen. Yani saçmalama İzzet. Ne diyorsun demedi. Olmayan bir şeyin üstünde zaten çok... Keşke olsa Soner Yalçın. Keşke Uğur Dündar olsa bu kanalda. Yani, enteresan. Yani bunu yapılandırdığımız zaman inşallah güzel bir çok seslilik olacak. Eğer bu dedikodular işi bozmazsa. Senin mesela maksimum vereceğin süre nedir buna tahmin? Yani sen ne zaman resmi ağızlardan böyle bir oluşumun olduğunu ufak ufak duymaya başlarız? Ben başkanın bu oluşumda adının geçeceğine inanmıyorum. Yok tabii resmi olarak. Resmi olarak geçmez. Hayır, diğer yani unsurların yani mesela profesyonellerinin böyle bir kanalın açılma iddiasıyla birlikte isimleri. Sen ne düşünürsen ben de onu düşünürüm. Yani bu konuda ben çok... Ben Ocak diyorum ya. Yani. Ocak. Tabii, Ocağa kadar. Yani. Olabilir. Yalnız... Çünkü anca o reaktive edilir falan gibi. Erken seçim olasılıklarını da göz önüne almak lazım. Evet, yok deniyor ama burası da Türkiye. Bir dakikada her şey değişebilir. Dünyada her şey değişiyor. Şimdi burada eğer Ekrem İmamoğlu'nu bir şekilde destekleyecek bir kanal kuruluyorsa bu
Cumhuriyet Halk Partisi'ni de destekleyecektir. Desteklediği gibi yalnız seçimlerde değil, iç seçimlerde de etkili olacak. Ekrem Başkan'ın aday olmasının önünü açacak. Bunu kabul edelim. Medya büyük bir güç. Medya grubu büyük bir güç. Konuştuğumuz isimler gerçekten önemli isimler. Buket de başarılı bir haber dairesi başkanı olabilir. Ben Buket'in bu oluşum söz konusu olursa içinde bulunacağını sanmıyorum mesela. Benim kişisel fikrim. Canlı masa. Bakalım önümüzdeki günlerde. Ekrem İmamoğlu'nun kanalında. Gerçekten bunu Ekrem İmamoğlu'nun kanalı diye tanıtma. Rica edeceğim. Yani benim üstüme yapışmasın. Bu medya grubunda da. Peki. Bu medya grubunda ya da halk arasında Ekrem İmamoğlu'nun yeni kanalında bu isimler olacak mı? Yakında detayları zaten göreceğiz diye düşünüyoruz.